zamanın ötesinde düşünenler. İnsan neden sonsuz bir merak içindedir? İnsanlık tarihi tarih öncesinden modern zamanlara sonsuz bir merak ve bilme isteğiyle doludur. Bundan 22 bin yıl önceye gidelim. Kalemin, kağıdın olmadığı, insanoğlunun avcı toplayıcı bir yaşam sürdüğü yıllar. İnsan sahip olduğu ürünleri saymak ve hesaplamak için duvarlara, ağaç dallarına veya hayvan kemiklerine çentikler attı. O zamanlar temelini inşa ettikleri bu dile sonraki çağlarda matematik denilecekti. Kullandıkları bu basit yöntemin yüzyıllar içinde muhteşem sistematiğe sahip bir dile dönüşeceğini ve bu dilin insana doğa üzerinde büyük bir hakimiyet kurma imkanı sağlayacağını kimse bilmiyordu. Zaman günümüze doğru süratle akarken, medeniyetlerin beşiği Mezopotamya'da yerleşik hayata geçen insan artık sadece avlanmak zorunda değildi. O aynı zamanda toprağa da hakimdi. Bu yeni yaşamla edindiği her bilgi onu yeni bir meraka ve keşif yolculuğuna sürükledi. Babil'de insanlar gözlerini gökyüzüne, yıldızlara çevirdiler. Yaşadıkları evrenin sırlarını çözmeye çalıştılar. Varlığını devam ettirebilme içgüdüsüyle hareket eden insanın bu ebedi mücadelesi 4000 yıl önce de bugünkünden çok farklı değildi aslında. Günümüzden 2500 yıl önce insan, Ege kıyılarında felsefe, bilime dair binlerce yıl cevapları aranacak sorular sormaya başladı. Bu sorulara günümüze ışık tutan cevaplar da verdi. Fakat bu ebedi merak, antik Yunan'ın felsefe bilim okullarının bir bir kapatılmasıyla sekteye uğradı. Yüzlerce yıl felsefi düşünceyi besleyen Ege toprakları, düşünsel bir kuraklık dönemine girdi. Ege'de dünyaya mal olmuş, bilimsel ve kültürel miras tahrip edilip okullar kapatılırken, Bağdat'ta Beytül Hikme, modern bilimin öncüsü dehalara ev sahipliği yapıyordu. Ebedi merak doğuda yeniden yeşerme imkanı buldu. Yaklaşık 200 yıl sürecek çeviri hareketleri başladı. Antik dünyanın unutulmaya yüz tutmuş eserleri, dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelerin tozlu raflarından çıkıyor, çağın dehalarının zihinlerinde, zamanının ötesinde buluşlara dönüşüyorlardı. Bağdat, Şam, Basra, Semerkant ve daha nice şehirlerdeki eğitim ve araştırma merkezlerinde teoriler deneye ve ispata dayandırıldı. Modern bilimsel metot İslam coğrafyasında vücut buldu. Tarihin ilk bilimsel gözlem amaçlı rasathaneleri yine aynı coğrafyada kuruldu. Bettani tüm dünyada yüzyıllar boyunca astronomların başucu eseri olan astronomi cetvellerini hesapladı, modern trigonometrinin temellerini attı. Abdurrahman es-Sufi, Samanyolu galaksisinin ötesine uzanan ilk gözlemleri yaptı. Yıldızların haritasını çıkaran Sufi, göklerin bilgisinin arayışındaydı. İbnül Heysem ise ışığın peşindeydi. Işığın doğrusal hareket ettiğini ve görme eyleminin nasıl gerçekleştiğini bilimsel olarak ispatladığında kendisine kadar kabul edilen kuralları baştan aşağı değiştirdi. Optik isimli kitabı tüm dünyada temel eser olarak kabul edildi. Her şeyden şüphe duyarak yola çıkan Heysem, modern bilimsel yöntemi inşa eden ilk bilim insanı oldu. İnsan, aklı sayesinde kendi fiziksel yeteneklerinin çok daha üzerine çıkabildi. Tüm hayatını makinelere adamış, ilk robotların mucidi
yaşadığı yüzyılın büyük mühendisi El Cezeri ilham verici buluşlara imza attı ve bunları gelecek nesillere aktaracak Kitabül Hiyel isimli eserinde bir araya getirdi. Modern bilimin öncüleri olan farklı coğrafyalardan onlarca düşünür, mesafelere rağmen sıkı bir temas halindeydi. Bulmak için peşinden koştuğu hakikat, Biruni'yi genç İbn Sina ile bir araya getirdi. Gencecik yaşında zamanının tüm temel bilimlerinde ustalaşmış bir deha olan İbn Sina, modern tıbbın öncüsü oldu. Kaleme aldığı El Kanun fit Tıbb, 600 yıl boyunca dünyada en yaygın tıp kitabı olarak okutuldu. Başının üstündeki göğü ve üzerinde yaşadığı arzı tanıma yolculuğunda insan, maddeyi anlamak için sayısız denemede bulundu. Kuyumculuktan kimyaya kadar uzanan merakıyla Er-Razi, kendi kurduğu laboratuvarında kimya deneyleri yaparken gözlerinden rahatsızlanacak kadar bilginin aşığıydı. Gözlerine mal olan merak Razi'yi tıbba yöneltti. Temel bilimlerin öncüleri sayılan bu kişiler, dünyaya kapsamlı bir anlayışla yeni perspektifler sundular. Her konuda dogmatizmden ve saplantıdan uzak duran Kindi, nereden gelirse gelsin, isterse bize uzak ve karşıt fikirlere sahip olsunlar, gerçeğin güzelliğini benimsemekten ve ona sahip olmaktan utanmamalıyız, diyordu. Kindi henüz 9. yüzyılda 2. Dünya Savaşı'na kadar daha iyisi bulunamayan kriptoanalitik yöntemler geliştirdi. 11. yüzyıl. İsfahan Camii'nin kuzey kapısı inşa edilirken matematiksel bir zorlukla karşı karşıya kalındığında bu sorunun çözümü çağının öncü matematikçisi Ömer Hayyam'daydı. Ve Endülüs. Matematiğin ve sanatın mükemmel birlikteliği. Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala nefesimizi kesen bu mimari anlayışın temelinde yatan şey, gerçeğin güzelliğine sahip olma arzusu ve merakın karşı konulamaz cazibesiydi. Rönesans, Heysem'in görmenin arkasındaki bilimi keşfiyle inşa edilirken, 16. yüzyılda Takıyüddin er-Raşid çağının en gelişmiş gözlem aletleriyle donattığı İstanbul Rasathanesi'nde yıldızların ve ötesinin sırlarını araştırıyordu. 21. yüzyıl. İnsanlığın binlerce yıllık bilgi birikiminin zirveye ulaştığı teknoloji ve iletişim çağı. Modern bilim geçmişten katlanarak bugüne gelen bu sonsuz merakın üzerinde yükseldi. Modern dünyaya yön vermiş bu harika insanlar olmasaydı, kim bilir nasıl bir dünyada yaşıyor olurduk. İnsan neden sonsuz bir merak içerisindedir? Bu sonsuz merakın en büyük taşıyıcıları kimlerdir? Modern bilimin öncülerini tanıyor musun? Bazı fikirler zamanın ötesindedir. Bazı insanlar da.